Bugün konuğumuz Latife Tekin, biliyorsunuz bizim söyleşilerimize sözünü sakınmadan birçok söyleşiye ard arda gelen konuklarımız var burada. Barış biliyor benim sevgili Arsul Miyaz. Barış, Mehmet abiye götürelim. Aslında Mehmet abinin fikrini almak üzere götürdük. Biz hani bu romanı yayımla falan değil. Bir baksın, evet. Çünkü ne yapıyoruz ben orada. Mehmet abi de o sırada hastanede. Hastanede okuyor. Barış ona zorla okutuyor. Bak Mehmet abi, bu çok özel bir kitap, o da. Ya git başımdan diyor Barış'a. Yani öyle işte şey, zorla. O kadar ısrar ediyor ki hastanede okuyor. Fakat sevgili Arşiv Ölüm'de şey, gözlerim kanlandı diyor. Yani o kadar etkilenmiş ki hastanede. Okurken gözlerim kanlandı. Müthiş sevmiş. Ve sonra beni ilk gördüğünde Adam Yayın Evi yeni kurulmuş. Çağırdı beni. Gittim. Böyle ayağa kalktı ve sen daha bir çocuksun dedi. Korktu. Yani o kitap yayınlanırsa ve çok ilgi duyarsa, ilgi olursa ben kendimi şaşırırım diye. Yani çok doğal öyle bir dönemde. Yani ün, bu kitap çok etki uyandıracak. Siz ikinci kitabınızı da yazın dedi. Evet. Ben ondan sonra bunu basayım dedi. Beni ikna etti. Bu kitap çıktığında biz Semih'le Yarın dergisini çıktığımız yıllar. Evet. Benim de ilk yazılarımı yazdığım günler. İşte o dergiden, Yarın dergisinden Füsun arkadaşımız da burada. Gerçekten de bu kitap epey bir etkili olmuştu. Aslında şaşkınlık yarattığını da söyleyeyim. Yani tarıyorum, ne var, nasıl anlatabilirim? Bir şey var, daha çok tabii yoksulları anlatacağım için onun onlardaki söz zenginliği, bütün o masalsılık, yani hemen ağlayıvermeleri, hemen gülüvermeleri, onun çabukluğu, o şey yok. Bulamıyorum bizim yazımızda, edebiyatımızda. Tabii Yaşar Kemal var, Kemal Tahir var. Yine onlara bakıyorum geri dönüp. Çünkü aynı dili kullanmışlar. Ben de bizim evin içindeki dili kullanmak istiyorum. Biz toplumcu gerçekçiliğe belki çok alışmıştık. 2.80'den sonra belki de siyaseten toparlanmak için yeniden edebiyata bir başka bir şekilde bakıyorduk. Gecekondular da sonuçta bizim daha önceki müttefiklerimizdi. Devrimci hareketler için müttefiklerdi. Ama sizin anlattığınız gecekondukiler de pek müttefik olacak halleri yoktu. Yani onlardan pek bir yürüyüşe çıkılacak gibi, hani devrim yürüyüşüne çok kolay çıkamazdık. Belki bizi rahatsız eden taraflardan bir tanesiydi yani. Ben İstanbul'daki ritmi görüyorum yani. Şimdi İstanbul'a geliyorum. Benim edit bir şeyim var, menajerim. Barbaros bir 15 gün kaldıktan sonra ruhum kötüleşmeye başlıyor. Barbaros sat beni, çevir beni, sat beni demeye başlarsın yani. Burada acayip bir hız var. Evet. Şimdi ben niye gittim? Ben Gümüşlü'ye gittim. O hızın dışına çıkabilmek için. Ama ben gerçekten iyi bir şeyim. Aragüler bekliyor diyor ya adam, yani ışığı bekliyorum bilmem. Gerçekten iyi bir şeyin öyle senede bir yazılamayacağını düşünüyorlar. Benim kızım, bizim eve tabii hep şairler gidip gelir falan. Böyle evde şiirler, meyirler okunurdu. Kızım çok küçükken, Yasemin. Şiir ne, roman ne, öykü ne şimdi soruyordu. Ben de ona bir şey söyledim. Bir kitabımda da var. Hatta Hasan Ali mi onu alıntıladı. Şimdi şiir... Kızıma şunu öğretmek istedim, çok küçük Yasemin, edasını. Öykü nedir, roman nedir, şiir nedir? Edasını beden dilimle çok küçük Yasemin öğretmek istedim ve çok doğru öğrendi. Sonra şiirler yazmaya başladı falan filan. Şiir uzaklara bakarak yazılır. Bak kızım, böyle bakacaksın işte genişliklere. Bu da dinliyor, çok küçük. Öykü komşu evlerin penceresine bakılarak yazılır. Bak işte orada bilmem ne Funda teyzeler var, bakacaksın oraya. Roman önüne bakarak yazılmış. Benim şey, romanda böyle her yere bakarak, romanda önüne bakacaksın, 10 sene, 5 sene böyle yazacak. Edası bu, yazamazsın. Güzel, tamam. Peki, önce çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet,